Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Yeniden sizlerle beraberiz. Evet, konu değerlendirmeye devam edelim. Boş bırakan yerleri doğru ifadeye koyarsak, bir doğal sayı birden büyük kesre bölündüğünde elde edilen sonuç bu doğal sayıdan küçük olacaktır. Bir doğal sayı birden küçük bir kesre bölündüğü zaman elde edilen sonuç bu doğal sayıdan büyük olacaktır. Birbirleriyle ters gider. Kesirlerde ters çevirip çarpma işlemi kesrin paydasıyla çarpıp kesrin payına bölme anlamını taşır. 18 bölü 1 bölü 2 dediğimiz zaman 1 bölü 2'yi ters çevirip çarpma anlamına geliyor. 2 yapıyoruz. 18 ile 2 çarpıldığı zaman 36 olur. Bileşik kesri çevirmem gerekiyor. 2 çarpı 1 2. 1 topladığım zaman burası 3 bölü 2 olacaktır. Yani bölü 3 bölü 2. 36 olduğu gibi kalacak. 2 bölü 3 ters çevrildi. O zaman 72 bölü 3'ten 24 cevabımızı gelir. 3 yarımın içinde kaç çeyrek vardır? 3'ü 1 bölü 4'e böleriz. 4 bütün içinde kaç tane yarım vardır? 4 tane bütünü yarım istediği için 1 bölü 2 çarparız. Bu arada 3 tane yarım olduğu için 3 bölü 2 dememiz gerekiyor. 1 bölü 4'e böldüğümüz zaman soru cevapları toplamı kaçtır? Bölmeye çeviriyoruz. 3 bölü 2 çarpı 4 6 etti. 4 bölü 1 bölü 2'den ters çevirdik. 8 etti. 6 ile 8'in toplamını yani 14 istiyor. Verilen bölme işlem tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 bölü 2'yi 1 bölü 4'e böleceğim. Ters çevirip çarptığımız zaman evet 2 olacak. Öncelikle şu bileşiği düzenlersem 2 1 3 bölü 2. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi ters çevirip çarptığım zaman 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 1 bölü 3 etti. Bu da doğru. 9 çarpı 4 36. 9 çarpı 2 bölü 3 3 3 kere 2 6 oldu ama burada 18 var. Deniz'de yanlıştır. Çocukların yarım pide, büyüklerin ise 1,5 pide yediği bir davetiye de. Çocuklar toplamda 5 pide, yarım pide olduğu için 5 bölü 1 bölü 2 kişi demem gerekiyor. Yani 5 çarpı 2'den 10 tane çocuk var. Toplamda büyükler 18 pideymiş. O zaman 18 bölü 3 bölü 2 dersek o da 18 çarpı 2 bölü 3 12 kişi yetişkin vardır. Bizden istenen davetiyede kaç kişi? 10, 12 daha 22 kişi oldu. Haftada 6 tam 1 bölü 18 litre çay içen Nermin Hanım günde kaç litre çay içer? Demek ki şurayı düzeltirsek 48, 49 bölü 8'i ne yapmam lazım? 7'ye bölmem lazım. 7'ye bölmek 1 bölü 7 ile çarpmak anlamına gelir. 7 bölü 8 olarak da cevabımız çıkar. 21 bölü 2 burası, 3 bölü 2 burası. Bölmem gerekiyormuş. 21 bölü 2'yi sabit yazıyoruz. Çarpma yapınca 2 bölü 3 gelecek. İkiler sadeleşir. 21 3'e bölündüğü zaman 7 olarak karşımıza cevap çıkar. Sedef Hanım'ın aldığı 10 tam 1 bölü 5 51 bölü 5 15 2 17 bölü 5 51 bölü 5'i 17 bölü 5'e bölüyoruz. 51 bölü 5 yerinde kalıyor. 5 bölü 17 duruyor.
O zaman sadeleştirme işlemi yaparsak da 3 çıkacaktır. Kesirlerde yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme. Bazen problem çözerken veya kesirlerle ilgili işlem yaparken sonucu tahmin etmek işimizi kolaylaştırabilir. Bu duruma uygun günlük hayattan bir örnek düşününüz. 3,9 bir çorap alıyorum. 74,9'luk bir çorap alıyorum. Buraya 3,9 yerine 4 derim. Buraya da 75 derim. Ve bunları topladığım zaman hesap ödeyeceğim şeyin 79 olduğunu tahmin edebiliyorum. Atık yağlar zehirli kimyasal yapısından dolayı bulunduğu ortamı kirletir ve ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Evsel atıklardan kaynaklanan su kirliliğinin %25'i atık yağlardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Lavaboya dökülen 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre suyu kirletmektedir. Atık yağların lavaboya atmayıp biriktiren Doğan, Yılmaz ve Kaya aileleri bu yağları geri dönüşüm tesislerine göndermeye karar vermişlerdir. Doğan ailesinin 1/6 litre, Yılmaz ailesi 5/12 litre, Kaya ailesi 7/8 litre atık yağ biriktirdiği bilinmektedir. Bu kesirlerin yaklaşık değerlerini düşünerek aileler tarafından toplanan toplam atık yağ miktarını tahmin edelim. 1/6 sıfıra yakındır, 5/12 yarıma yakındır, 7/8 de 1'e yakındır. O zaman bunları topladığımız zaman bizim elimize 1/1/2 ya da 3/2'lik bir kısım gelecektir. Gerçek değere baktığımız zaman 1/6, 5/12, 7/8'i topladığımızda 1/11/24 yani yine 1,5'a yakın bir değer gelecektir. 3/2 dediğimiz 1,5 yakınlıktır. 1/11/24 de yakındır. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumlarda işlemleri yaklaşık sonucu tahmin ederek bulabiliriz. Her bir kesri sıfıra, 1/2 ve 1'e yakınlığından yararlanmamız kesirlerde yapılan işlemlerin sonucu tahmin etmemizi kolaylaştırır. 1/3 sıfıra yakındır. 4/7 yarıma yakındır. 5/6 1'e yakındır. Bunları toplanırsa yaklaşık olarak 1/1/2 ifadesi çıkacaktır. 1 bardak zaten bir bütündür. 1/2 yarımdır. 1/4 de sıfıra yakındır. Toplamda kaç bardak çay içtiğini tahmini olarak bulduğumuz zaman yine 1/1/2 = 0'dan 3/2 ya da 1/1/2 çay içmiş olduğunu görebiliriz. Emir gün içerisinde 1/5/6 saat kitap okumakta, 7/12 saat yemek yemekte, 1/8 saat oyun oynamakta. 1/1'e yakın burada 2 saat kitap okuyor. 7/12 yarım saat yemek yemekte, neredeyse hiç oyun oynamamakta. Bunların tahmin değerini yaptığımız zaman 0/1/2 bir yakınlar incelendiği zaman, o zaman 1/2 ile 2'yi topladığımız zaman karşımıza 2/1/2 ifade gelecektir. Tuğçe Manav'dan 1/1/7 kilogram elma, burası sıfıra yakındır. 1 elma almıştır. 2/8/9 1'e yakındır. 2 1 daha 3 armut almıştır. 5/6 1 kilogramda üzüm almıştır. Yaklaşık 5 kilogramlık meyve almıştır. 7/8/9 1'e yakın olduğu için 7 1 daha 8, yarıma yakın olduğu için 1/1/2 diyebilirim. O zaman 9/1/2 yani 9,5 olarak karşımıza gelebilir. Fatih Kırtasiye'ye giderek 10/9/10 yani yaklaşık 11 liranın 3/1/5'i yani 3'ü, 1/4/5'i 1/1/2 dediğimiz şey 1,5 silgi almıştır. Fatih'in kalan parasının ne kadar olduğunu tahmin olarak bulalım. 11 lirası vardı yaklaşık. 3 liraya kalem, 1,5'a da silgi aldı. Toplamda 4,5 lira harcadı. 11'den 4,5 lira karşımıza çıkarsa ne olacaktır?
6, 6,5 gibi bir ifade. 6,5'u da düzenlersem ne olacaktır? 6 lira parası yaklaşık kalmıştır. (11 bölü 12 eksi 5 bölü 9). Bu 1'e yakındır. Bu da yarıma. 1 eksi 1 bölü 2 dediğim zaman 1 bölü 2 çıkacaktır. 0'a yakındır. 1'e yakındır. Yarıma yakındır. 0 artı 1 eksi 1 bölü 2 yine 1'den 1 bölü 2 çıkarsa cevap yine 1 bölü 2 olacaktır. Sibel'in evi kütüphaneye 3 tam 5 bölü 6. Bura 1'e yakın olduğu için 3 1 daha 4 olacaktır. Sibel kütüphaneye yolun 4 bölü 7'sini yürümüş. Yani yarısını yürümüş. Yarım yürümüş. Buna göre Sibel'in kütüphaneye gitmek için ne kadar yolunun kaldığı kesirlerin yarım bütün ne yakınlıklarına göre tahmin edelim. Yolun yarısını yürüdüğüne göre 4'ü 1 bölü 2 ile çarpmam gerekiyor. Ve ne oluyor? 2 kilometre yürümüş olduğunu buluyorum. 2 kilometre yürümüşse 4'ten 2 çıkartarak yine 2 kilometre yol kalmıştır. Bir aile günde ortalama 5 tam 6 bölü 13 su tüketiyor. Burası yarım. Ailenin 3 gün boyunca tüketeceği su miktarı kesirlerin yarıma ve bütüne yakınlıklarına göre tahmin olarak yazalım. 5 artı 1 bölü 2 dediğimiz şey 11 bölü 2 olarak bir günde. 3 gün boyunca tüketeceği istediği için 3 ile çarpıyoruz 11 bölü 2. 33 bölü 2 litre kullanım oluyor yaklaşık. 5 bölü 11 yarımdır. 1 bölü 6 bir şey olmadığı için 4'tür. 1 bölü 2 çarpı 4 dediğimiz zaman karşımıza 2 geçecektir. 11 tam 12 bölü 13. Bura 1'e yakındır. 13 bölü 40 poşetlere konulacak. Bu iş için kaç poşet gerektiğini tahmin edelim. Bu 11 tam 1 de burada 12 bölü 13 olduğu için 12 poşete olacaktır. 13 bölü 40'ı bir poşet yaklaşık olarak 1 bölü 3 gramdır. O zaman yaklaşık olarak bu 12 kilogram geliyorsa bize 13 bölü 40'ı da 1 bölü 3 aldığımız zaman 36 tane poşete ihtiyacı vardır. 1, 7 bölü 8 de 1 olacaktır. Burası 2 çarpı 2 bölü 5 bölü 17 bölü 50. Burada 1 bölü 2 yaklaşık. Burada 1 bölü 2 yaklaşık. Bura bölü bura. 2 çarpı 1 bölü 2 1 etti. 2 bölü 1 yaptığımız zaman o yaklaşık 2 oldu. 1 bölü 7 sıfıra. 4 bölü 9 1 bölü 2'ye. 1 tam 9 bölü için 1 olduğu için burası da 2. 3 bölü 1 bölü 2 artı 1 bir daha 2 etti. Önce bölme işlemini yaparım. 3 çarpı 2 bölü 1 artı 2. 3 çarpı 2 bölü 1 dediğimiz 6 ve 2'nin toplamı olduğu için 8 olarak karşıma gelecektir. Seyfi 240 sayfalık bir romanın yaklaşık olarak 11 bölü 23'ünü okumuştur. Seyfi'nin kitabı bitirmesi için tahmin olarak kaç sayfa daha okuması gerekiyor? 11 bölü 3 yarımdır. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2 okuyorsa 1 bölü 2 kalacak. O zaman 240'ın 1 bölü 2'sini aldığımız zaman 120 sayfa kalacaktır. Bir odanın alanı 11 tam 3 bölü 4.
Bu 3 bölü 4 1 olduğu için 12 oldu. Zemini 1 tam 1 bölü 9. Buraya 0 alırsak 1 oldu. Kaç parkeye ihtiyaç vardır şeklinde baktığımız zaman 12 bir daha 13'lük kısım olacaktır. Filiz marketten 1 tam 2 bölü 19 almıştır. 2 bölü 19 sıfıra yakındır. Yani 1 kilogram olur yaklaşık. 9 bölü 10 da 1 kilogramdır. Buna göre öyle. Filiz tahmini olarak toplam kaç kilogram meyve almıştır? Buradan 2, pardon 1, buradan da 1 aldığı zaman 2 kilogram yaklaşık meyve almıştır. Bir aracın deposunda 10 tam 1 bölü 5 yani 10'a yakındır. Her gün 5 bölü 11 litre yani 1 bölü 2 yarıma ait oluyor. Benzin tükettiğinde 10'u 1 bölü 2'ye çarpmamız lazım. O zaman 1 bölü 2'yi ters çevirip çarpmam lazım. Yani 10 çarpı 2 bölü 1'den 20 defa ne yapacaktır? Benzin alacaktır. 5 bölü 6 1'e yakın olduğu için burayı 4 alabilirim. 0'a yakın olduğu için 2 alabilirim. Alanı istiyor. 4 ile 2'nin çarpımı 8 daha rahat olacaktır. 4 bölü 9 yarıma yakın. O zaman burası 2,5. Burası 1'e yakın. Burada 1 artı 1'den 2'ye yakın. Sonuca en yakın tahmin ne olacaktır? Bursa olacaktır. 2,5'da 2'yi çarparsak 5 olur. 1'e yakın 2 oldu. 1'e yakın 3 oldu. Hiçbir şey yok. 2 artı 3 çıktı. Burası da 0'a yakındı. 2 ile 3'ün toplamı 5 olacaktır. 5 tam 11 bölü 12. Burası tama yakın 6 diyebilirim. 2 diyebilirim. 4 diyebilirim. Çevre uzunluğunu tahmin ettiğimiz için 12 olarak karşımıza gelir. Kesirlerde problemler. Günlük hayatta kesirleri konu alan problemlerde her yerde karşılaşabiliyoruz. Havuz doldurma, indirme ve benzeri şekilde. Bir okul atık kağıtların geri dönüşümüne katkı sağlamak için proje geliştirmiş ve bu proje ile okulda 3 ay boyunca 1000 adet kağıt toplamıştır. İlk ay toplam kağıtların 2 bölü 10'u, ikinci ay 4 bölü 10'u kadar toplanmış. Üçüncü ay kaç adet kaldığını ya da toplandığını bulalım. 10.000 adedin 2 bölü 10'u, 4 bölü 10'u toplandığına göre üçüncü ay kaç adet toplandığı isteniyor. O zaman 2, 4, 6 yine 4 bölü 10'u kalmıştır. 10.000 adedinde 4 bölü 10'unu yaptığımız zaman bizim elimize sıfırın bir tanesi gitti. 4.000 adet kalacaktır. Ayşe 8 litre portakal suyunu 1 bölü 4 litrelik 20 tane bardağı doldurmak istediğinde kaç litre portakal suyu artar? 1 bölü 4'ü 20 ile çarptığımız zaman 5 litre olacaktır. Elimizde 8 litre vardı. 8'den 5'i çıkardığım zaman 3 litre fazla oldu. 600 kilogramlık pirinç yarım kilogramla çevirdiği zaman 6 çarpı 1 bölü 2'den bizim için 300 kilogram oldu. Pirinçlerin 250 paketi satılıyor. Yani 300 paketten 250 satıldı. Ne kalacaktır? 50 paket kalacaktır. Kuru yemişçi elindeki leblelerin salı günü 2 tam 4 bölü 5'i yani 14 bölü 5'i salı günü sattığının 1 bölü 3'ü ne kadarını satmıştır? O zaman 14 bölü 5'i 1 bölü 3 ile çarparsak o da 14 bölü 15 leblebiyi bulmuş oluyoruz.
Kuru işçimiz salı ve çarşamba günü elindeki leblebinin toplam kaç kilogram sattığını bakarsak, o zaman 14 bölü 15'te 14 bölü 5'i toplaman gerekiyor. Payda eşitliyorum 5'i 3'te 42 bölü 15, 14 bölü 15 toplandığı zaman 56 bölü 15 olacaktır. 20 lirası olan Okan parasının 4 bölü 16'sıyla defter, 3 bölü 5 ile kalem almıştır. Okan'ın ne kadar parası kalmıştır? 20 liranın 4 bölü 16'sıyla işlem yaparsa 5. 20 liranın 3 bölü 5 ile kalem aldığı için 24, 3, 12. O zaman 5'te 12'yi toplarsak 17 harcanır. 20 lira paramız vardı. 20'den 17 çıkartırsak 3 TL para kalmıştır. Şekildeki modelin 5 bölü 12'si boyalıdır. Bu modelin boyalı olmayan kısmının 2 bölü 7'si, yani şuradan 2 tanesi. Boyandığında modelin kaçta kaçı boyanmış olur? 5 tane boyanmıştı. Diğer 2 tane gelirse 7 tane oldu. Tüm hepsi 12 olduğu için 7 bölü 12 olarak karşımıza çıkar. Tramvaydaki yolcu sayılarının 2 bölü 5'i bayandır. İlk durakta tramvaydan 10 bayan inince kalan bayanların sayısı 20 olduğuna göre tramvaydaki toplum yolcu sayısı nedir? 10 bayan inmeden önce bayan yolcu sayısı 20 artı 10'dan 30 olacaktı. İlk durumda tüm yolcuların 2 bölü 5'i bayan bilindiğinden 30 yolcuyu 2'ye bölüp 5 ile çarpmam gerekiyor. Tüm hepsinin, yani buranın 75 yolcu olduğunu bulmam için. Her gün elindeki romanın 2 bölü 11'ini okuyorum. 5. günün sonunda, yani 5 ile çarpıyoruz. 10 bölü 11 oldu. Bitirmesi için 33 sayfa ihtiyaç kalmış. Bu 33 sayfadan 5 gün olduğu için 5 ile çarptık 10 bölü 11. Yaklaşık bu bir tam sayfadır. 33 sayfa kalmış. Niye? 1 bölü 11'i 33 sayfa olmuş. O zaman 10 katı dediğimiz zamanda ne isteyecek bizden bu arada? Romanın tamamını kaç sayfadır? 10 katı dediğimiz zaman 330. 33 de kalmıştı. 363 sayfalık bir romanımız karşımıza gelmiş oluyor. Bir sayının 3 bölü 7'si 15 ise, bir sayının 3 bölü 7'si 15 olduğunda 3 bölü 7'ye bölmek ya da 7 ile çarpıp 3'e bölmek, o da A'yı 5, 7, 35 elde edecektir. Bu 35 sayısının 2 bölü 5'ini istiyor. 35 çarpı 2 bölü 5, 7, 14 olarak karşımıza çıkar. Sıla parasının ilk gün 2 bölü 5'inin, ikinci gün ilk gün harcadığının 1 bölü 2'sini harcıyor. Sıla'nın parasının geriye kaçta kaçı kalmıştır sorusuna bakıyoruz. Bütün parası 5 bölü 5. 2 bölü 5'i harcadığı zaman 3 bölü 5 olacak. İkinci gün ilk gün harcadığının 1 bölü 2'sini harcıyor. Yani 2 bölü 5'in 1 bölü 2'sini harcıyor. O zaman 1 bölü 5 harcadı. Geriye kaçta kaçı kalmıştır? 3 bölü 5 vardı. Yarısı geldi, 1 bölü 5 oldu. O zaman bu 2 bölü 5'i harcadı. Sonra 1 bölü 5 de harcadı.
1 bölü 10 özür. 2 bölü 50'sini harcadı. 2, 10, 4. 3, 4, 5. 5 bölü 10. O zaman 1 bölü 2'si harcanmış oldu. Yani yarısı.